Bunu yaslanıyorum, buradan bakıyorum. Yanlış karabinayı çıkarttığın anda Ozan ne olacağını biliyorsun. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan. Bugün sizlerle birlikte yine çok çılgın bir videoya imza atacağız. 60 metrelik kanyonun ortasına dev hamak kurduk. Bugün 24 saat boyunca hamağın üstünde kalacağım. Fakat hamağın üstünde kalmak ayrı zor. Bugün beklenmedik bir rüzgara kapıldık. Rüzgar ayrı zor. Ve oraya gitmek beni en çok ürküten. Bu imkanları sağlayan Bekir Çeliker'e de çok teşekkür ederim. Bekir abi gel sen de. Direkt seni de dahil edelim konuya. Abi kanala hoş geldin. Sağ olasın, gel şöyle sarılayım. Ya ellerine kollarına sağladık. 6 saattir uğraşıyoruz yapmak için. Doğru mudur? Ya 6 saati geçti. Evet, geçti değil mi? 6 saattir uğraşıyoruz. Bir teknik bir bilgi verebilir misiniz arkadaşlar? Öncelikle Bekir abim benim hocam. Buradaki emeği çok fazla. Bir ondan dinleyelim. Burayı nasıl yaptık hocam? Haydi. Yaklaşık 2 saattir çok az yol kat edebildik. Yaklaşık 60 metre yüksekliğindeyiz. İnanılmaz bir rüzgar var. Şu anda gördüğünüz hamak 2 metre ya da 3 metre yukarı inip inip kalkıyor. İnip inip kalkıyor Ozan. Peki ben sağlam duracaksın. Sağlam. O yüzden ip çektik. Oo. O ipte kalacaksın seni. Abi nasıl yapacağız? 2 metre yani? İndirip indirip kaldıracak Ozan. Peki orada ben herhangi bir teknik aksaklık yaşarsam ya da ip koparsa bundan ihtimali var değil mi hocam? İhtimal var, her zaman ihtimaller var. Evet, ihtimaller üzerinde şu an bir video çekmeye çalışıyoruz. Umarım videoyu beğenirseniz, çok fazla sıkmak da istemiyorum. Ne ekipman evet. Lazımsa giydirin artık. Hemen kemerini şöyle hazırlamıştım orada. Evet. Emniyet kemeri. Emniyet kemerini giyeceğiz. Evet. Ben şu an çok korkuyorum, normal bir şey mi bu? Normal, ben cesaret edemem. Abi bence bugün bunun işi değil gibi. Çünkü çok rüzgarlı. İnanılmaz rüzgarlı. Toplanılabilir ama çok da emek var Bekir abinin. Ne diyorsun abi? Sen de karar. Ben çünkü hani yapmak istiyorum. O zaman çok emek var burada ya. Hani bir en az 6 saattir burada uğraşıyoruz. Hatları kurduk. Abi çok çıldırdım. Oraya bakınca bile deliriyorum ben. Hani şurada 4 çantalık malzeme var. 4 tane çantayla geldik. Bu kanyonun üstüne geldik. Güneşin altında. Seni mi kıracağım abi? Sen de ki bak şu ekipmanı giymeden giderim ben oraya o şimdi. O zaman en azından bir hatta gir. Tamam. O heyecanı yaşa. Abi ben korktum de, ben seni geri çekeyim. Abi oraya gittikten sonra korktum olmaz. Daha şimdi nadal yapacaksınız bana. Karnım acıkacak. Ben orada 24 saat bugün bu videoyu çekiyoruz. 24 saat boyunca o hamağın üstünde 60 metrelik uçurumda kalacağım. Şu an paraşütten atlayacakmışım gibi bir his var içimde. Evet. Şunları bağlayalım. Burada. Bekir abi sisteme ne kadar güvenebilirim? Sisteme tamamen güven ama sonuçta her sistemde hata payı vardır. Hiç güvenme. Kalbim çok hızlatıyor. Umut sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben buraya ilk geldiğimde çekim için dedim ki bugün kardeşimi kaybedeceğim galiba dedim. Çok konuştuk da şurayı hiç göstermedik. Şöyle çok hafifçe tamam, yürüyorum. Tamam. Dikkat et. Arkadaşlar buradan az sonra, hatta şöyle yapayım ben. Az sonra uçurumdan karşıya geçeceğim ve o kırmızı alanda 24 saat boyunca kalacağım. Bir güneş var. Nasıl deli etkileyecek beni bilmiyorum. Şapkayı da almayı unutmuşum. Evet, Ozan tak. Evet abi. Ozan, ben de heyecanlıyım, ben de korkuyorum. Ama korkularını dizginlemen gerekiyor. Çok fazla heyecan yaparsan hata yaparsın. Heyecanını dinginle. Yanlış karabinayı çıkarttığın anda Ozan ne olacağını biliyorsun. Allah, oldu mu? O yüzden bak üzerinde 4 tane emniyet karabinası var. Hepsini sırayla kontrol ediyorsun ve hepsini sırasıyla çıkartıyorsun. Tamam. Yanlış bir şey de o zaman yokuz. O evet, rüzgarda eğer beni savurursa nasıl kurtulacağım oradan? O rüzgarda sadece sabit kalacaksın. Sabit kalacaksın, hiçbir karabinanı çıkartmayacaksın. Tamam. Rüzgar dindikten sonra karabinalarını çıkartıyorsun. Tamam. Oldu mu? Oldu. Rüzgar dinmeden hiç hareket etmiyorsun, orada kalıyorsun. Tamam. Tamam, korkma. Anladım. İp 2 ton çekerli ip şu anda. Tamam. Abi hazır Ozan son bir kez su dökmeye gitmişken, çünkü 24 saat hamakta kalacak. Ben de sana birkaç soru sorayım dedim. Öncelikle bu ipler ne kadar güven? Yani 2 tane emniyet var burada ama 3 olsa ne olur mesela, veya 4 emniyet olsa? Neden 2 emniyet var burada? En az 2 emniyet ipinin olması gerekiyor. 3 ve 4
kalabalıklaştırır ve hata payını arttırır. O yüzden en az 2 tane emniyet ipimiz var. Yani aslında burada 2 emniyet ipi var ama emniyet, bir emniyetin de bir backup'ı var galiba. Bakın şimdi burada bir aletimiz var. Gırı gırı aletiyle gerginleştirme yaptık. Bu alet salabilir. Onun için bakın burada ekstradan bir tane kelebek düğümü attık. Yeniden bir hat bağladık. Atıyorum burası da koptu diyelim. Hemen karşıda ağacımız var. Gör, meşe ağacı. Meşe ağacına bağladık. Bakın orada da bir hattımız var. Oo. Yine burada da gerginleştirmek için bir makara sistemi kullandık. Atıyorum bu makara sistemi arıza yaptı. Yine burada kelebek düğümümüz ve karabinamız var. Ağaca bağladık. Yine bu iple de yukarıdaki diğer hatta bağlı. Yani backup'ında backup'ını aldık. Backup'ın backup'ı var ya. Evet, yedeğin yedeğini aldık. Olur da başıma bir şey gelir. Aman. Bana bu kadar emek verdin. Bunları yaptın ya. Sana buradan teşekkür ediyorum. Sırf senin için oraya gideceğim artık. Yapacak olur. Bir şey yok. Şimdi nasıl gideceğim abi? Bu alttan geç o zaman. Geç başına. Geç. Cebimde bir şey unutmadım ya. Denize girerken kontrol edersin ya kanka. Evet, burası denizden daha kötü. Aşağıda 60 metrelik bir yükseklik, bir uçurum. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Abi emniyete gireyim mi? Biraz daha ilerle o zaman. Dikkat. Abi ben oraya gelemiyorum şu an çekim için. O kadar korktum ha, haberin olsun. Ben kaldım burada. Abi biraz daha mı gideceğim? Bek. İstersen emniyete girmeden elimle gideyim. Hayır, şöyle. Şimdi o zaman lanyardına gir. Tamam. Burası ne be? Abi çekim yapılacak adamı bile bağlıyoruz ya. Evet. Bu ne? Abi güvende miyim ben? Evet, emniyetteyim. Şöyle bir yerdeyim şu an. O yüzden bağlandım. Ozan da şu an 70 metreye doğru gidiyor. Ozan, seni hayata bağlayan son kaya parçasından ayrıldın. Şunu takıyorum şimdi. Evet. İkisini de birden tak. Diğerini de tak. İkisini de takıyorsun Ozan. Ozan sonra... Abi çok korkuyorum. Çok korkunç gerçekten. Size doğru gideyim. Ozan bir sakin ol. Adamı dinle. Emniyet halkandaki karabine var ya. Şu. Emniyet hayal. Diğer karabine. Şu. Evet. Onu da geçir. Nereye geçiriyorum? Ne tarafa geçireceğim? İkisine mi? Hayır, bu tarafa geçireceğim. Ozan sakin ol. Sadece Bekir Hoca'nın talimatlarını dinle ya. Ozan. Göğüs çumarından bu tarafa geçir. Böyle yani. Evet, böyle geçir. Buraya mı? Evet. İkisine de. İkisine de. Evet. Kitleme. Tamam, bunu kitleme. Bir yeri kilitlese de onu... Abi bırak, atlamak istiyorum artık. Bu korkuya dayanamayayım. Atlayayım ben bak. Artık 20 dakikadır seni bekliyoruz. Şu cesaretini topla artık. Bekir Hoca'nın talimatlarıyla ilerle. Haydi kapat da. Gerçekten bitirelim hocam bunu ya. Bu çok kötü bir şey. Ya Ozan, ben seni çekerim paşam. En kötü ihtimal. Bak, kontrol ettim ben. Şu anda her şey normal. Ben seni çekerim. Birkaç metre git geri gel. Tamam. Tamam, en azından biraz heyecanlı. Tamam, prova yapalım. Birkaç metre gideceksin. Şu an bir daha kontrol eder misin abi beni ya? Ben gidiyorum abi. Lütfen bir şey yapalım da. Tamam ben... paşam. Kaç metre? Abi ya da gel. Ozan dur. Tam hayatının çizgisindeyken. Neden bunu yapıyorsun? Hayatımda her zaman kendime meydan okudum. Bunu da meydan okuma olarak kabul ediyorum, öyle söyleyeyim. Yani bunu yapmazsam yaşayamam. Ya hadi yürü o zaman. Hadi bakalım. Öyle bir motivasyon doldu, bir korkuların gitti de. Geri döndün şimdi abi, gerçek dünyaya. Kanka. Arkaya bakınca olmuyor. Bekir abi her şeyi kontrol edin, değil mi? Ben salıyorum. Tamam, sal paşa. Yavaş yavaş salıyorum. Sal. Hadi. Abi! Sal lan! Abi! Ayaklarım hadi. Gitmesin. Bırakıyorum. Şu an neredeyim ben acaba? Şu an zipline gibi gidiyorsun kardeşim. Zipline gibi gidiyorsun ama çok korkunçsun şu an. Oraya mı gideceğim ben? 24 saat orada mı geçireceğim? Evet. Abi sen beni çek, gerçekten çek ya. Çekeyim çok mi? Kötü. Abi çek gel. Dur ben seni çekeceğim. Abi çek, bir şey yap ya. Yani kapatalım bak, ben yapamam bunu ya. Çek abi, çek. Sizin için yapacağım, arkada konuştuk ama geri geldim. Başka söz istemiyorum. Başka söz yok. Başka söz yok. Abi ip kopmaz değil mi? Buradan bir an önce drone görüntüsüne geçmek istiyorum. İp kopmaz değil mi? Uzatayım.
Tuvaletim bir daha gelirsen olacak, şu an geldi. Ortada delik var Ozan. Bayılacağım. Ben burada 24 saat duracağım mı şimdi? Evet Ozan. Aşağı bakmazsam, şöyle yaparsam eğer, şöyle yaparsam. Bekir abi iyice alıştı bu adam. Şuna bak ya, altına ediyordu, şimdi çocuk iyice alıştı, orada kaldı. Ozan, yemeğin, ihtiyaçların, her şey bizim buradan sana doğru gelecek. Az sonra kamerayı da göndereceğiz sana. Ben bu iple gelecek. Bununla gelecek. Buradan sana salacağız her şey, oldu mu? Tamam abi, çok güzel. Makara sistemiyle sana salacağız. Biz neyi unuttuk biliyor musun? Hı. Güneşlik falan. Ben şu an acayip kötüyüm ya, başım dönüyor. Alalım mı seni bir süreliğine? Yok. Alamayız abi. 24 saatin olayı kaybolmuş olur o zaman. İşte biraz hava bulutlanıyor Ozan. Hava bulutlanıyor. Biz sana bir mat, bir tişört göndereceğiz. Sen orada onu şey yaparsın. Alıştım yüksekliğe. Ayaklarımı şey yapıyorum. Sistem güvenli ama güneş abi çok... Ozan yandı. Rüzgar da var. Hem su ihtiyacı var. Gölgelik yapalım Ozan'a hemen. 5 dakika yapıp Ozan'a gölgeliğini göndereceğim. Sonra suyunu göndereceğiz gölgelikten sonra. Çünkü şu an çok su kaybediyor değil mi güneşin altında? Çok su kaybediyor Ozan. Saatlerdir çocuk orada. Hızlı bir şekilde kurayım. 3. saate yaklaştık. Az önce kontrol ettim. 3 saat oldu. Acıktı da. Çok da efor harcadı. Adrenalin salın, çok korktu. Korkmamak elde değil böyle bir yerde. Hocam şimdi bunu kurduk. Nasıl göndereceğiz bunu? İple göndereceğim Ozan'a. Göndermeye çalışacağız bakalım. Yani daha önce hiç böyle bir şey kalkışmadım. Umarım bir yere takılmaz. Yani iple bu koca şeyi göndereceğiz. Evet, bu koca şeyi göndereceğiz. Ozan! Oo, Ozan yanmış. Ozan'ın tipe bakın. Ozan! Bak bir buraya. Çıkar şunu kafandan. Geliyor kurtarıcın, geliyor bak. Bekir abi! Ozan. Abi onu getir, 24 saat değil 48 saat. Ozan, abi nasıl getireceksiniz onu? Ozan bir şey değil ya, iyiymiş, sana göndermeyelim biz. Ha vallahi çok tatlı ya. Bekir abi şu an bunu göndermek için hazırladı. Abi, Ozan geliyor Ozan. Ağır mı? Ağır değil, çok hafif de. Rüzgar var ya, ağaca takılmasın istiyorum. Bekle. Evet bebeğim. Tarlana bağla, öndeki. Oraya bağla. Tamam, oturmaya dene bir şey. Tamam, öyle bir dene bakalım. Beyler görüşürüz. Allah'ım bak, şuna bakar mısın? Çadır geldi, bulutlar geldi. Aynen öyle oldu. Gerek kalmadı. O bulut gidecek, seni koruyacak o çadır. Su gönderiyoruz, yemeği de gönderiyoruz az sonra. İçine oturman lazım Ozan. Evet, gir içine, gir. Güneş o taraftan vuruyor çünkü. Ha? Orada uyursun bugün. Adam analık babalık yapıyor şuradan ya. Bak, çekiyor. Yemek pişiriyor, gölgelik gönderiyor.
Bekir abi Ozan'a makarnasını hazırlıyor şimdi. Ozan doymaz bunlardan. Umut, bir su getirir misiniz gerçekten ya? Su getiremeyiz de gönderebiliriz kardeşim. Ozan, nadılın olsun. Hemen aynı anda su da gelecek. Oldu mu? Buzlu su. Buz var. Buzlu su gelecek paşam. Allah'ım, dağın başında başka ne istiyorsun? Vallahi iki gündür buradayım Ozan için. Seferber olduk. İki gündür buradasın. Yemeğini de pişiriyorsun. Yemeğini de pişiriyorum. Suyunu da gönderiyorsun. Suyu da gönderiyorum. Hattını da sen kurdun. Evet, hattını da ben kurdum. Bu sıcacık şeyi nasıl göndereceğiz abi ona ya? Biraz soğuduktan sonra naylon poşetle göndermeyi düşünüyorum Ozan'a. Ozan da arkadan bağırıyor zaten, evet. Acıkmış. Bu poşetle gönderiyoruz. Eritecek gibi ama çok sıcak. Eritip 70 metreden serbest düşüş yapıyormuş makarna. O yüzden biraz şöyle bekleyelim. Eriyor mu? Bak altı çok sıcak. Oo, hakikaten sıcak. Oo, buzlu su. Buzlu su. Güneş yine geldi zaten. Buzlu suyun geliyor. Gönderin, gönderin. Çok susadım. Ozan, şu an suya kavuşmak için her şeyi yaparsın gibime geliyor. Geliyor. Çok değdir mi? Suyun geldi. İçinde su da var Ozan. Ekspresin birini çadırın köşesinde perlonu var. Perlonuna tak ve sarıya tak. Mesela arkadaki sarı var ya. Evet. Oraya takabilirsin. Sıcak altı, dikkat et. Poşet sıcak. Diğer köşesi var ya. Tamam. Tamam. Çadırın bir köşesini al. Ama o seni engelli, görüntü engelli. Ah, görüntü şey düşüyor. Poşet gidiyor. Ozan, kendi... Ozan'dı. Onu emniyete al. Kendi emniyet halkana tak. Suyunu kaybediyordun. Orada şimdi takıl. Mağara adamı gibi orada takıl. Tamam. Arkadaşlar, şu an suyum geldi. Yemeğimi yemeden önce size şöyle bir arkaya doğru çekmek istedim. İnanılmaz bir görüntü var. Şimdi daha fazla dayanamayacağım. Şu poşetin içinde buz gibi su duruyormuş. Bekir abi, su verenlerin çok olsun. Afiyet olsun paşam. Sağ ol abi. Yani şöyle bakın. Valla çadır da 10 numara oldu. Şöyle yapayım. Çok sıcak. Hayatımda içtiğim en anlamlı su. İçtikçe sesim geliyor. Neyse arkadaşlar, şimdi yemeğimi yiyeceğim. Umarım dökülmez. Yemiş olduğum şeye bakar mısınız? Güneş kremi de sürmedim. Umarım cildim çok fazla etkilenmez. Hava kararıyor iyice. Şu an 6 saattir buradayım ve hava gitgide kararıyor. Umutcan bana kayısı atacak. Karnım acıktı. Kayısı gönderiyorum sana. Getir kayısı at kardeşim. Güzel at, güzel at. Gelsin. Ya! Kanka yapma, gerçekten bak, güzel at. Yani şu an açım diyorum, kayısı yeşiliyoruz. Gerçekten olmaz böyle bir şey. Bekir abi lütfen güzel at. Adrese teslim aldım. At abi at. Gidiyor. Gel. Gece. Tamam var herhalde. İçeride. İçeride. Aha. Dur kanka, onu nasıl alacağım ya? Aa, bir şeyler atıyorlar ama. Ya abi dur, buraya atmayın. Burası çok tehlikeli. Allah'ım, işkence çektiriyorlar bana ya. Hop. Sen at, sen at. Kirazların hepsini eşlediler ya. Dördüncüsü de benden. Aha, Ozan yanında kiraz attı. Geldi. Bu nasıl bir şey ya? Başım dönüyor arkadaşlar. Cidden başım dönüyor. Başıma güneş geçti sanırım. Daha fazla bir şey demek istiyorum.
Kusacağım galiba. Ah, çok zor, çok zor. Bu videoya 5000 like gelirse bu sistemin aynısını iki vadinin arasına koyacağım ve su akacak. Oradan atlayacağım arkadaşlar. Eğer o videoyu da istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. İnanamıyorum bunu yaptığıma ya. Hani bunu yaptığıma inanamıyorum. Şöyle göstereyim, ayağa da kalkıyorum artık. Çünkü rüzgar gitti, sabah aşırı rüzgar vardı. Umutcanların da işi varmış, onlar da bıraktı bizi. Biz Bekir abiyle, ben burada, sağ olsun Bekir abim de orada. Sürekli bana bir şeyler gönderdi, getirdi, çadırı topladık. Abi bu kadar yeter mi, alışmış mıyım? Abi çok korkuyorum ama. Ve yukarısı şu şekilde. Ortam böyle. Gece nasıl olacak çok merak ediyorum. Evet Bekir abi. Tamam. Su candır, gerisi heyecan. Dişim acıdı ya. Biraz kararmış olabilirim. Aşağı bakınca kalbim 180. Bir bu manzaraya bakıyorum bu şekilde ayaklarımı sallayarak. Sonra bir bu delikten bakıyorum aşağıya şu şekilde. Hani şöyle. Sonra öbür tarafa manzaram var. Sonra yaslanıyorum buradan bakıyorum. Gündüzdeki gibi arkama bakamıyorum. Yani poşetin içinde barbunya var. Barbunyayı yiyip uyumak istiyorum ama bunun üstünde nasıl kalacağım? Nasıl uyuyacağım? Hiçbir fikrim yok. Çılgınlık ya. Bu resmen çılgınlık. Başka hiçbir şey değil. Bakın aşağıdan arabalar geçiyor. Oğlum yerde olmayı o kadar çok özledim ki. Bekir abi. Durumlar nasıl abi orada? Yeri ben çok özledim. Uzun zamandır oradasın, unutmuşsundur buraları. Biraz başım ağrıyor abi sadece ya. Güneştendir ya, bugün çok güneşte kaldın. Uyku tulumu getirdik yanımızda fakat yani şu kısa kolluyla çok rahat durabilirim. Direkt şuraya şu şekilde getireceğim yemeğimi. Burada yiyeceğim barbunyamı. Tamam, ne zaman istersen ben seni çekerim o zaman bu tarafa. Yok abi çekme çekme, dediğin gibi o kadar zahmet ettin. Yani çünkü bir daha bu hattı kurmamız çok zor Ozan. Şu şekilde uyuyacağım, bakın göstereyim şöyle. Böyle kalsın bakın. Şöyle uyumayı düşünüyorum sabaha kadar. Ya da kafayı şu şekilde koysam bir. Yani şöyle koysam. Rüzgar çok çıkarsa burası bildiğiniz gibi vadi ve hama oldukça sallayacaktır. Bu benim için zor olabilir. Ama deneyeceğiz. Bir yola baş koyduk. Şimdi size biraz buradaki emniyetten söz edeceğim arkadaşlar. Altımdaki platformda herhangi bir zarar olursa şu görmüş olduğunuz iki ipe, yani bunlara biz lanyard diyoruz. Lanyardla yukarıdaki emniyet iplerine bağlı bir şekilde duruyorum. Dediğim gibi birisi gergin, birisi de gevşek. Gergin olan beni platformun üstünde tutuyor ki gevşek olan da aynı zamanda platformda hareket etmemi sağlıyor. Yani öbür tarafa da kolay bir şekilde gidebiliyorum. Daha sonra bir önemli faktör daha var. Bekir Hoca'nın çok ince düşündüğü burada. Onu da şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar bu da herhangi bir bayılırsam, yani kendi rızamla geri dönemeyecek bir durumda olursam Bekir abi bu ip yardımıyla, bakın yine göbek bağıma bağlı bir şekilde ip yardımıyla beni karaya çekecek. Aşağıdan ses gelebilir. Ben ayağa kalktım, biraz test ediyorum. Çünkü uyuyamadım. Uyu artık. Uyu da ben de uyuyayım hani. Tamam, sağ olasın abi. Gece 12'ye geliyor. Allah'ım. Yani şu an elim bu şekilde olmasa geriye doğru düşeceğim. Geliyorum abi. Evet bebeğim işte. Normalde uyku tulumu ve mat da alacaktım arkadaşlar ama hava yaz ayında, Antalya'dayız. Hiç gerek yok. Ben burada nasıl uyuyacağım şaka maka? Ha? Bir dakika düşüneceğim. Hocam beni uyku tutmuyor ya.
Yani şu ama sallanması. Uyuyacağız artık. Ozan. Ozan. Paşam, nasılsın, iyi misin? Kontrol et demiştin. İki de uyandım. Ben iyiyim. Tamam. Güvendeyim, her şeyim on numara. Efendim? Birkaç saat uyuyabildin mi? Evet, uyudum ama rüzgar hamağı sallayınca uyanıyorum. Işını bana bir tutmazsan, aşağı doğru. Tamam Ozan. Uyku tutmuyor. Vallahi uyku tutmuyor. Yırtılacakmış gibi his var. Yırtılırsa düşünmek bile istemiyorum. Yarın sabah görüşürüz. Uyuyamam diyordum ama uyuyacağım, alıştım. Yırtılırsa da yapacak bir şey yok. Şurada şöyle bir şey yapmıştım. Günaydın. Şu görmüş olduğunuz... Şöyle yapayım bari. Uçurumda 24 saatlik süremin son 2 saatindeyim. Aşırı rüzgar vardı fakat sıcak bir rüzgar vardı, o yüzden hiç üşümedim. Bir şey fark etmişsinizdir, yastık, evet yastığı düşürdüm. Tam şu aşağıya bir yere düşürdüm gece, sağa dönerken yastık da uçtaymış, bir anda düştü. Dünden bugüne tam tamına bununla birlikte 6 litre su bitirmiş olacağım. Şu suyu yerine koymak istedim fakat poşet yırtıldı arkadaşlar. 24 saat doldu. Yani bunu bağırarak kutlamak istiyorum ama şu güneşten kurtulmam lazım önce. Zaman nasıl geçti hiç bilmiyorum. Bekir abi, buradan beni kurtarır mısın artık? Tamamdır. Sana kamerayı gönderiyorum. Arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı, eğer videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu tarz çılgın videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlar.